Arkadaşlar videoya başlamadan önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Yok ya, bu gizli geçit hiçbir yer yok. Çocuklar yukarı mı çıksak acaba? Bilmiyorum. Bir de yukarı çıkan belki bir yer, başka bir yerden geçit vardır. O zaman seni takip edelim belki. Bakıyorum şöyle aşağılara. Bu iskeletler falan var burada. Ay, da ya. Ay çok korkunç ya buralar. Burada ne var? Ay. Bir şey var burada. Aa. Dikkatli olun. Tamam. Bakıyoruz. Ya başka bir giriş falan olabilir. Belki alt katlara inen başka bir yer vardır. Yani bizim geldiğimiz alt kat değil. Alt katta gizli bir geçit var dedi ya baban Nazlı. Evet. Olabilir ya. Ben de öyle düşünmüştüm aslında ilk başta ama. Yok. Şuraya bir atlayabilirsem. Ay. Ay tepeye çıktım. Ne oldu? Aşağı düştüm ya. Oo. Belki dikkat et kendine ya. Of, olamaz ya. Bana baksanıza, ben burada aşağı düştüm. Nasıl çıkacağım belki ben ya buradan? Ay. Nazlı, sende kum balyası var mı? Bende mi? Yok maalesef. Bende var. Doktor tamam. Necati'ni alıp bana verir misin? Tamam, hemen atıyorum, merak etme. Hadi git getir. Tamam. Hadi çocuklar, hadi bütün gün bekleyemem. Tamam, belki bulduk, tamam. Ay düşmeyeyim diye. Ay Nazlı, çok dikkatli ol. Atıyorum, yakala. Ay, at hepsini, at, kaç tane var? Bir sürü var, atıyorum. 2, 3, 4. 15 tane attım. 16. Umarım çıkman için yeterli olur. Umarım ya. Hadi. Hadi. Tamam. Gel. İyi misin? İyiyim doktor Necati, iyiyim. Biraz ayağım ağrıyor. Ay belki ya. Sırrım korumuş olmalı. Heyecandan. Gelin arkadaşlar, alt kata bakalım bari. Yok burada bir şey. Bence de ya. Aa, bir dakika. Ne? Nazlı, bakar mısın? Merdivenlerin burada ne var? Aa. Piston bunlar. Aynen öyle. Ay. Bakayım. Aa evet, piston çocuklar bunlar. Ya bir dakika, demek ki gizli geçit burada. Nazlı, baban demişti ya hani dışarıda bir düğme var falan diye. Evet. Siz doktor Necati ile o bizim sarı suyun oradaki düğmeye gidin, bir basın. Hepimiz ayrılmayalım buradan. Ben de bu şeyleri bekleyeyim. Belki de açıp kapanır, başında durayım. Tamam. Biz ona bakalım, sen de burada bekle belki. Tamamdır, biz gidelim. Hadi gel doktor Necati. Geliyorum. Ben burada bekliyorum sizi, tamam mı çocuklar? Tamam belki. Of ya, 6-7 dakika oldu. Bunlar ulaşmamış mıdır hala acaba ya? Hadi ya, hadi basın artık, basın. Amma canım sıkıldı ya. Olmadı, ben de yanlarına mı gitsem? Hayır, benim korkum bastıkları zaman, bu belki belli bir süredir açılır kapanır. Böylece açıldığını anlayamayız. O yüzden Necati ile gönderdim Nazlı'yı ya. Ve silahı da var, umarım başına bir şey gelmez. Neyse, beklemekten başka çarem yok. Daha bekleyecek miyim acaba ya? Açıldı. Hayır, bu ne? Demir parmaklıklarla kapanmış burası. Eyvah! Buradan aşağı doğru inen bir gizli geçit var. Ama burası demir parmaklıklarla da kapanmış ya. Eyvah, ne yapacağım ya? Bu sandık ne? Bu sandık da yeni gelmiş. Böyle bir sandık yoktu. Ya Nazlı, Necati. Herkes! Belki? Ya. Bu ne ya? Siz buradan gizli geçit açıldı, doğru tahmin etmişiz ama siz basınca burası da demir parmaklıklarla kapandı ya. Kıracak bir şey yok mu? Bilmiyorum, dur, sandığın içinde bir şey vardır. Gel, taş kazma var. Hadi dene. Tamam, kırıyorum bununla. Hadi. Hop, kırıyorum çocuklar, kırıyorum. İyi misin sen? İyiyim Necati, iyiyim. Görüyor musunuz, demek ki birisi gizli geçiti bulur falan diye böyle bir koruma yapmışlar. Aynen öyle, şuna bakar mısın ya? Gerçekten çok zekice. Evet, bence de çok zekice. Tamam. Dur iyice kırayım ya, tekrar kapanmasın Nazlı. Ben de merak ediyorum içeriye, çünkü neler vardı? Bilmiyorum, sadece aşağı doğru inen merdivenler var, içeri girmedim. Ay. Gelin çocuklar, gelin. Doğru tahmin etmişiz. Hop. Gerçekten doğru tahmin etmişiz. Gelin şuradan inelim hadi. Su akıyor buradan. Bakayım bir. Ay. Bu ne ya böyle? Burada kimse yok. Sandık var. Fırın var. Fırın mı? Ne iş? Ay, bu fırın burada ne işi var ya? Bilmiyorum ki. Ya burası bir insan hayatını idame ettirmek için kurulmuş sanki. Şuna bak. Evet, doktor Necati, doğru söylüyorsun. Yani öyle tabii ki ama. Sandığa bakalım. Sandıkta bir sürü su şişesi var. Alalım şunları ya. Alırız susarız. Aynen alalım. Siz de alın çocuklar. Şöyle bırakıyorum, bazısını siz alın, tamam mı? Tamam. Pusula var. Harita var. Ne haritasıymış o? Aç bakayım. Ve kitap ve yün var. Kitap ve tüy var. Diğer suları da alın. Şu haritaya bakar mısınız? Aa, bu ne? Getir, al bakayım, getir. Bak Necati böyle. Ya bu haritaya göre çöllerin köşesinde ormanlık alan var. Bu imkansız, her yer çöl. Yani yaşam alanı var, nasıl ya? Eskiden olmuş olabilir mi? Ya sanmıyorum, ben uzun yıllardır buradayım ama hiç böyle bir şey denk gelmedim. Her yerinde gezdim. Pusula var. Kitapta ne yazıyor? Kitapta bakayım. -923 17 163.
Anlamsız sayılar var. Anlamsız sayılar ama neden o sayılar oraya bence yazsınlar? Bence onların bir anlamı vardır ya. Bu ne? Nazlı? Ne oldu? Tabelaya bakar mısın? Yaşam taşı yazıyor. Bizim üretmeye çalıştığımız taş. Yaşam taşını bulduk mu? Hayır ya, içinde sadece bir kitap var. Dur ya şunu. Al o kitabı, al al. Tamam aldım. Dur. Bu bir kitap. Hah, burada. Baksana, ben Doktor Necati. Artık Nazlı'nın geleceğine dair ümidini kaybettim. Ay beni bekliyormuş. Aa, bu diğer Doktor Necati olmalı. Hani kızımı uyaran. Evet öyle olmalı. Evet durun. Elimdeki tek yaşam taşı ile beraber bir yerde medeniyet kurmak için yola çıktım. Nazlı, eğer buraya ulaşırsan mektuptaki koordinatları verilen yere gel. Ne? Koordinatları verilen yere çağırıyor. Bunlar koordinat o zaman Necati. Gidebilir miyiz buraya? Bakayım. -923-17-163. Gideriz ya. O zaman hemen yola koyalım çocuklar. Yani bu koordinatları verilen yer haritada gösterilen yaşam alanının olduğu yer mi? Bilmiyorum. Öyle bir yaşam alanı olacağını sanmıyorum. Pusulayı da al. Aldım pusulayı da. Her şeyi alalım, yola koyalım çocuklar. Hadi o zaman. Hadi gelin. Hadi çıkalım buradan. Bir dakika. Ne oldu Doktor Necati, ne oldu? Ne oldu? Sen şu haritayı bana ver. Tamam al bakalım. Bende kalsın bu. Tamamdır, verdim. Aa, pusulayı da ver. Tamam. Bunu şöyle al. Ya baksana yazık adama ya. Boş ver şimdi Necati onu. Ya hadi. Ya boş ver adamı ya. Gidelim. İyi tamam be, bir şey demedik. Baktık sadece. Şimdi bu haritaya göre buradan çıkacağız. Sağ, soldan. Evet soldan. Sağ mı sol mu Necati? Hangisi? Sol. Pardon. Hala elimdeki pusulaya kafam karıştı. Soldan düz devam edeceğiz. İyi tamam hadi çıkalım. Umarım doğrudur. Berkecan, Fazlıcan siz önden gidin. Elinizde silahlarla. Karşımıza aydutlar gelebilir. Aynen, silahlarımızı alalım Berke. Tamamdır alalım. Hadi ben de aldım. Aldın mı? Hı. Hadi gidelim. Tamamdır. Hadi Nazlıcığım. Hazır mısın? Hazırım. Of. Şöyle ilerleyelim. Sessiz olalım tamam mı çocuklar? Çok sessiz olmalıyız. Hadi. Bunlar ne ya? O ne ya? Ne yapacağız? Ok atıyorlar. Vaa, saldı. Yok oğlum. Çocuklar dikkatlenin. Tamam merak etme. Geride dur. Tutmayın, hayatta bir şey olmasın. Oh, bir sürü altın var bunlardan ya. Altınlara bak. Toplayalım şu altınları şöyle. Şurada da var. Haydutlar köylerden altın yağmaladığı için her birisinde altın vardır bunların. Şimdi buradan düz mü devam edeceğiz? Evet, haritaya göre öyle gözüküyor. Daha sonra yolun bitiminden sola döneceğiz. Yolun bitiminden sola. Tamam. Hadi. Koordinatları söyleyeyim mi Necati? Yok. Haritaya göre gidiyorum. Bulamazsam koordinatlara bakacağız. Tamam. Ya buradan mı dönüyoruz? İkisine göre de bakalım bence aslında. Buradan mı dönüyoruz? Evet buradan. İkisine göre bakmaya gerek yok Nazlı. Hadi Nazlı boşver şunu ya. Nasıl aynen tamam yapsın? Ya ne bileyim. Burası o şeyin krallığın olduğu yer. Evet. Krallığın altından geçeceğiz. Öyle gözüküyor. Ya buralara nasıl yaklaşıyoruz hala biz? Of. Ya şurası benim dediğimin kaldığı yer biliyor musun Necati? Neden mi? Ne dedesi? Ya uzun hikaye ya. Sonra bir yer anlatırız sana. Aynen anlatırız ama şimdi olmaz ya. Her şey zaten yeterince karmakarışık oldu. Geliyor musun çocuklar? Aha geliyoruz belki. Geliyoruz. Önden gidin, beni koruyun. Tamam merak etme, ikimizde de silah var. Ya bu Necati 1980 yılında da koruyorduk. 2080 yılında da koruyorduk. Bu yılda da koruyoruz. Sürekli korumak zorundayız. Doğru mu gidiyorum Doktor Necati? Doğru gidiyorsun. Bizi de bekle. Tamam. Hadi sen de oyalanma ya. Durun çocuklar, çok ısladım, bir su içeyim ya. İç belki. Çok ısladım gerçekten. Bana da ver bir tane. Tamam vereyim, dur. Neredesin? Burada arkamda bak. Al. Hadi. Al iç hadi. Hadi gidelim, devam edelim. Koydum. Durun bekleyin ya. Bir suyumu içseydim. Hadi be Doktor Necati, hadi be. Tamam belki ya. Bekle 2 dakika. Geliyor musunuz? İçtin mi suyunu? Geliyoruz. İçtim. İçti. Her şey için oyalanamayız Doktor Necati. Yol bitti burada. Ya yol bitmez. Buradan devam edeceğiz. Ya nasıl devam edeceğiz? Aşağı mı atlayacağız? Ne yapacağız ya? Düz devam edelim, aşağı atlamayalım. Zaten atlayamayız Necati, ne saçmalıyorsun? Gelin aynen, çocuklar gelin. Nasıl atlayalım? Yani bu haritaya göre şu tepelerin ardında gözüküyor o yer. Tepelerin ardında mı gözüküyor? Görüyor musunuz? Nazlı neredesin? Buradayım belki, geliyorum, çıkıyorum. Tamam dikkatli olun. Çok sıcak. Bence de çok sıcak. Bir tane daha su içeceğim ya. Tamam iç. Şu krallık hemen üstümüzde. Bayılacağım artık, sulara da fayda etme. İyi misin? Ya iyiyim. Of. Yukarı geldik, hiçbir şey yok burada be. Tepelerin ardında diyorum çocuklar. Tepelerin ardında mı? Burası uçurum Necati. Oy, tepelerin ardı bizim sonumuz demek. Şuna iyice baktın mı ya? Ya baktım işte, burası gözüküyor. Burası mı gözüküyor? Allah. Ne yapacağız ya? Anlamıyorum ya. Hiçbir şey anlamıyorum. Buradan aşağı inmemiz gerekiyor herhalde. Şu tepelerin sonunda gözüküyor. Buradan aşağı nereden ineceğiz ki? Of. Mecburen burayı dolanmamız gerekiyor.
Dolanalım o zaman. Hadi gelin çocuklar, gelin gelin gelin. Doktor Necati, artık ayaklarıma kara sular indi ya. Benim nerede öyle. Bu baş belası yer ya? Ya belki öyle bir yeri boşuna arıyoruz yani. Dünyanın her yeri çöl olmuş. Biz de ormanlık bir alan arıyoruz. Ya çocuklar galiba kaybolduk. Nasıl ya? Nasıl kaybolduk? Ya özür dilerim ya. Yani normalde buralarda olması gerekiyor. Yok ama. Nasıl yok ya? Allah'ım ya. Nasıl yok ya? Oo, öleceğiz burada. Suyumuz azalıyor. Senin kaç şişe suyun kaldı Nazlı? İki tane. Sadece iki tane kaldı. Bunun için bari. Bana da bir tane ver. Al başımın belası Necati. Al. Neredesin ya? Ya suyu idarelik kullanalım çocuklar. Burada ne? Hiçbir şey yok. Ne yapacağız şimdi onu düşünelim. Necati neredesin? Buradayım burada. Şurada at bana da suyu. Ha ver ver ver. Al al al. Yalnız benim sadece bir şişe suyum kaldı ha. Onu da kimseye vermem. Kendim kullanırım. İyi be kendin kullan. Biz ölelim susuzluktan. Ya sürekli su içiyorsun Necati. Ben daha hiç içmedim. İdarelik kullanmalıyız. Anlamıyor musun? Bu ne ya? Bir dakika ya. Bir dakika. Ne oldu ne oldu? Çocuklar halüsinasyon görmüyorsam. Bir şey gördüm orada sanki. Tarla var orada galiba. Tarla mı? Şaka mı yapıyorsun belki? Hayır hayır hayır. Böyle bir şey mümkün değil. Hayır hayır hayır. Şaka falan yapmıyorum. Baksanıza. Gelin gelin neredesiniz? Hayır hayır biz yani çölde halüsinasyon görüyoruz herhalde. Hepimiz aynı halüsinasyonu görüyoruz. Hayır yani çocuklar ben de görüyorum. Gelin gelin şu yukarıdan bakalım. Şu bu burası resmen. Ay korkunç ya. Halüsinasyon da görmeye başladık. Çok hayır hayır olduk. Hepimiz aynı anda halüsinasyon göremeyiz. Bu bir gerçek. Gerçek bence de gerçek. Bence de gerçek Doktor Necati. Burası orman ya. Çocuklar seviniyorsunuz ama ben inanamıyorum yani. Bilmiyorum ki. Doğru mu? Ay gerçek gibi. Orman kokusu alıyorum. Oo, şuradan atlayacağım. Dur belki. Atlayamam dur dur dur. Dur. Ay, buradan bir dakika şuradan aşağı inelim. Gelin gelin şuradan aşağı inelim ve gidelim. Burası aynen. Bildiğin orman ya. Çocuklar ben uzun yıllardır buradayım. Buradan gezmediğim yeri kalmadı. Burayı nasıl oldu da bulamadım. Nasıl olduğunu da bulamadım. Çünkü burası yeni yapıldı. Doktor Necati, yani diğer Doktor Necati bizden ümidini kestiği zaman bence geldi buraya medeniyet kurdu. Mektupta da öyle yazıyordu ya Nazlı. Aynen belki sanırım öyle oldu. Hadi gelin, hadi gelin, inelim, gelin. Inelim. Hadi, hadi hemen Doktor Necati'yi bulalım. Koşun koşun koşun. Hadi. Ya, kurtulduk çocuklar kurtulduk. Kurtulduk çocuklar kurtulduk. Gerçekten de kurtulduk ya. Aynen. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi koşun. Doktor Necati. Doktor Necati. Doktor Necati ya kendi adımla bağırınca bir garip oluyor. Aynen öyle. Hı? Şey merhaba biz Doktor Necati'nin çok yakın arkadaşlarıyız. Siz de kimsiniz? Şey Doktor Necati'nin çok yakın arkadaşlarıyız. Ben Berkecan, bu Nazlıcan, şunu senin kim olduğunu söylemeyelim ya şimdi kafaları karışmasın. Ne? Çocuklar siz mi geldiniz? Ha sonunda gelebildiniz. Efendim bunlar Doktor Necati'nin bahsettiği kişiler değil miydi? Evet evet onlar ta kendileri inanmıyorum ama çok geç kaldılar çocuklar. Nerelerdeydiniz? Ya uzun hikaye. Evet evet gerçekten uzun hikaye yani burayı bulmamız bile şans eseriydi öyle diyebiliriz. Aynen evet öyle. Gerçekten yani şansımız yaver gitti burayı bulduk. Yanımızdan alıyorduk az ya, kalsın. Sen bize hemen Doktor Necati'ye bir tane yaşam taşı varmış galiba burada ona götürebilir misin? Yaşam taşı burada işte çocuklar ondan sadece bir tane vardı. Nerede? Yaşam taşı oksijeni suya dönüştüren bir taş ve bununla da sonsuzluk kuyusu kurduk bakın. Nasıl yani oksijeni suya dönüştürüyor sonsuz su mu kaynağı elde ediyorsun? Aynen öyle. Bu yüzden Doktor Necati de buraya kocaman bir medeniyet kurdu. Bu sonsuz suyla yaşayabiliyoruz. Yani bu medeniyeti bu tek bir tane yaşam taşından elde ettiğin suyla mı kurdunuz? Evet aynen öyle çocuk. Bu mu yaşam taşı şu suyun altındaki taş mı? Evet dikkatli ol. Ona zarar gelirse bütün bu medeniyet yok olur. Nasıl yani sonsuz ya? Bir deneyebilir miyim şu kovalarla su doldursam yani? Belki ne yapıyorsun ya? Bir dakika ya Nazlı. Oh! Nazlı baksana şuna. Su dolduruyorum. Geri su çıkıyor. Evet, nasıl ya? Evet. Aynen öyle. Necati bu kova suları koyuyorum böyle. İçilebilir mi bu su? Bu su içilebilir. Berrak ve pırıl pırıldır. Şişemi doldurayım bakayım. Bakayım. Anlaşılan çok uzun yoldan gelmişsiniz. Susamışsınız. İstediğiniz evet, kadar için. Bu bir yaşam pınarı gibidir adeta. Buradan da tarlalarınızı mı suluyorsunuz? Evet evet baksana tarlalarınızı suluyorlar. Bir tane çimenli toprak var. Aynen öyle. Tüm köylülerimiz bu suyla tarlalarını suluyor. Ooo. Çok güzel gerçekten ya. Çok güzel bir sistem yapmışsınız. Fazla oynamayın. Doktor Necati burayı yapmak için çok uğraştı. Neyse neyse Berkecan. Hadi Doktor Necati'yi görmeye gidelim. Aynen aynen. Hadi hadi. Nerede Doktor evet Necati? Evet ya. Bizi bir önce Doktor Necati'nin oraya götür. Dünyanın size ihtiyacı var. Tamam. Benimle gelin. Tamam. Gelin çocuklar gelin. Çok geç kaldınız. Çok. Niye geç kaldık ya? İşte burada. Nerede hadi siz? Sessiz olun. İşte. İşte Doktor Necati. Buyurun. Burada. Karşınızda. Ne bu ya? Şaka mı bu? Ne ya? Yani. Mezarlık burası. Evet, Doktor Necati yıllar önce hayatını kaybetti çocuklar. Sizi çok bekledi ama ne yazık ki gelmediniz. Bunun sonu oluydu. Bilmiyorum ya, bilmiyorum. Ne yapacağız peki ya? Ya bizim yaşam taşı üretmemiz lazım. Senin bu konuda bir bilgin var mı?
yaşayan Doktor Necati bunu sadece size söyleyebilirmiş. Ama ölmeden önce son bir şey söylemişti. Ne dedi ya? Bir şeyler mırıldandı. Yaşam taşı için gerekli enerji kaynağı Nazlı ve Berke'nin içinde. Böyle bir şey dedi. Yani siz zaman yolculuk yaparken o enerji içinize girmiş. Ha, nasıl ya? Çok mantıklı ya. Geçişler arası uzay zaman bükülmesinden enerji sizin içine girmiş olabilir. Belki de bu yüzden dünya bu hale geldi. Sen de kimsin, bütün bunları nereden biliyorsun ha? Ya o iki önemli biri değil. Ya ben Doktor Necati'yim. Doktor Necati'yim ben. Doktor. Nasıl ya? Doktor Necati'yi görsem onu her yerde tanırım. Gerçekten doğru söylüyoruz. O Doktor Necati. Ya sen benim Allah Allah. 30-40 yıl yaşlı halimi görmüşsündür. Belki can anlatsana. Ya evet, doğru söylüyor. Bu Doktor Necati, siz onun 30-40 yıl önceki yani yaşlı halini gördünüz büyük ihtimal. O yüzden tanımıyorsunuz. Allah Allah, bu nasıl olur ya? Neyse çocuklar, yani Doktor Necati sizi çok bekledi ama sonuç bu. İşte böyle, dünya her yer çöl. Ya bize bir not falan bırakmadım ya. Yani biz hemen o notu alıp varsa bir şey yani hemen geri dönelim. Yok maalesef hiçbir şey bırakmadı. Ama çalışma odasını bir inceleriz isterseniz çocuklar. Ben de hatırlamıyorum. Yıllar yıllar oldu. Ya yani biz yaşam taşı üretici yerini gördük. Yani orada yaşam taşı üretmek için gerekli olan her şey var. Sadece Doktor Necati'ye ihtiyacımız var ya. Mutlaka bir şey düşünmüştür çocuklar ama. İsterseniz bu gece burada dinlenin, istirahat edin. Yarın her şeyi tekrar konuşuruz. Hem onun çalışma odasını da gezersiniz. Evi de gezeriz. Belki bir şeyler bulursunuz. Ya gerçekten bir gün burada kalmak iyi gelecek. Merkecan. Aynen, bence de ya. Zaten bir daha salıyoruz burada. Evet ya. Böyle çok güzel konuş Doktor Necati. Biz nerede kalabiliriz yani? Bir de Doktor Necati'nin çalışma odasını gösterir misin bize? İnceleyin. Gelin. Şuraya bir ev yapmıştık yıllar önce. Sizin için de orada yatak var. Her şey var hatta. Tabii sizi bekledik. Hadi ya, burası mı? Gelin gelin. İşte burası. Burası bizim çok güzel. Odamız. Çok güzel bir yer burası ya. Bu hayvanlar falan. Ay ne güzelmiş. Ne kadar hava dar ya. Vay be. Burayı ben mi yaptım? Sen diğer annem. Ay benim kafam iyice karıştı. Neyse Nazlı sen de gel. Burası işte sade bir ev. Şurada koltuk, televizyon. Bunların hepsini Necati yaptırmıştı. Çalışıyor mu televizyon ya? Tabii ki çalışıyor. Canınız sıkılmasın. Bol bol izleyin. O zaman elektriği falan nasıl yaptınız? Nasıl bu çölün ortasında? Doktor Necati'nin işi. O her şeyi halleder. Aa süper ya. Belki hadi gel, daha neler neler var bakalım. Gelin gelin. Burada yataklar var. Ben şu kırmızı yatakta yatıyorum. Siz de şuralarda kıvranırsınız, dinlenirsiniz. Tamam. Olur mu? Biz de böyle zaten 3 kişiyiz biz de. Aynen süper olur. Ben siyah yatakta yatarım. İyi tamam, nerede yatarsan tamam, Necati. Tamam fark etmez. Ya fark etmez Necati ya, saçmalıyorsun. Hadi gelin gelin çocuklar, kavga etmeyin. Bakın burası tuvalet, banyo. Tüm ihtiyaçlarınızı sıcak su var mı? Tabii ki var. Oo, tabii ki. Ben bir daha sonra banyo yapabilir miyim ya? Ay, haftalardır banyo yapmıyorum. Kendimden iğreniyorum artık. Tabii ki yapabilirsin. İstediğiniz ben de banyo yaparım ya. Ben de ya. Şu saçları falan berbat oldu benim de. Tabii ki Nazlıcığım. Senin için de gerekli bir sürü malzemem var. Sana veririm. Bu suların hepsini yaşam taşından mı elde ediyorsunuz? Evet. Sonsuz bir su akıyor bu yaşam taşından. Vay be. Bir tanecik yaşam taşı ne büyük bir medeniyet kurmuş. Vay be. Çölün ortasında. Hatta yan tarafımızdaki köye de su götürüp orada da kocaman bir medeniyet kurmaya başladık. Böyle büyümeyi düşünüyoruz. Bakalım. Hadi ya, ciddi olamazsınız. Gerçekten müthiş bir şey bu. Demek ki o zaman o şekildeki yani 8-9 tane yaşam taşı var. Üreteceğiz herhalde. Onları yan yana getirsek enerjisi tüm her şeyi eski haline getirebilir ya. İhtiyacı evet. Olan enerji de bizim içimizdeymiş. Sadece nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Aynen öyle. Tüm dünya eski haline gelebilir su gelirse. Hadi beni takip edin. Evet. Hadi takip edelim. Gidin siz. Evet. İşte burası da tahmin edersiniz ki Doktor Necati'nin çalışma odası. Bu oda onun için çok önemli. Gerçekten buranın benim çalışma odam olduğu çok belli. Tam benim sevgilim yeri zannedilmiş ha. Ya sen de Doktor Necati var. Cins konuşuyorsun ya. Hadi Oo bilgisayar bile var ya. Bunu gelecekten mi götürdü? Evet. Sürekli zaman yolculuk yapıyordu. Bu not defteri ne? Not defteri mi? Bir şeyler karalamış olmalı. Bakalım. Belki baksana ne varmış. Bakalım Nazlıcığım, gel beraber bakalım. Hadi. Çalışma raporu. İlk ay 20 köylü buldum ve buraya yerleştirdim. Bu yeri ve elimizdeki tek yaşam taşını saklamak zorundayız. Ya bu yaşam taşından bahsediyor. Aynen. Bir evet kadar. İlk medeniyet kurduğumuz zamanlar. Aradan 5 ay geçti ve şu an 50 kişilik bir köy olduk. Şu an nüfusu ne kadar? Şu an bir 160 kişi varız. Oo bayağı varmışsınız ya. Artık haydutların burayı bulması imkansız oldu. Çünkü çevredeki tüm su kaynaklarını kuruttum. Vay be Doktor Necati'ye bak, ne kadar akıllıca. Hepsini kurutmuş, buraya medeniyet kurmuş. Böylece hiçbir düşman buraya gelemedi çocuklar. Böylece kimse bu yerin yakınından bile geçemeyecek. Geçerse de susuzluktan ölecek. Ay. Vay be. Aradan 3 yıl geçti ve Berke ve Nazlı hala gelmedi. Hala gelmedi. Belki de onlar çoktan ölmüştür.
Oo, bizim öldüğümüzü düşünmüş ya. Evet ya, neler düşünmüş. Ben de bu yeri daha da geliştireceğimi sanmıyorum artık. Çok yaşlıyım. Bu görevi yardımcım Sibel üstlenecek. Sibel, siz istediniz öyle değil mi? Evet evet. O zamandan beri ben üstleniyorum çocuklar. Ah, ne kadar zor bir bilseniz. Peki bu üst kat tavan katı mı acaba? Evet evet, en üst kat. Size sonra göstereyim. Önce şu alt katları bitirelim. İzin ver Nazlıcığım. Aa, tabii tabii. Ya bence çocuklar burada hiç gitmeyelim. Buradaki tek bir yaşam taşıyla burayı büyütelim, gitsin ya. Ya işte öyle kolay olmuyor. Dünya çok kötü durumda. Biz de giderek küçülebiliriz. Burası mutfağımız. Tatlı ve şirin bir mutfak. Çok güzelmiş gerçekten. Tek başım olduğum için yemek bile yapmıyorum. Şimdi buradayken hep birlikte yemek yeriz. Bakın, ekmek kızartma makinem bile var. Vay be, et olsun makinesi. Oley be, karnımız aç, çok sevindim. Oley. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi bile var ya. Fırınlar, gazımız var. İşte bura, tezgahımız. Medeniyet burada ya. Çölün ortasında şu alana bakar mısın? Süper gerçekten. Aynen, çok süper güzel. Süper de yapmıyor. Harika harika. Evet evet, biz de ilk yaptığımızda inanamamıştık. Hadi gelin bakalım. Burayı göstermiştin sanırım. Burası bizim ilk geldiğimiz yer. İki tane kapı yaptık. Mutfak bana yakın olsun diye. Haliyle yoruluyorum. Neyse çocuklar, üst katı da görmek ister misiniz? Evet evet, çok isterim. Evet evet, çok istiyorum ben de. Çıkıyorum ben. Merak ettim. Çık yavrum, çık. Çıktınız mı? Ben de geliyorum. Evet, geldim çocuklar. Berke nasıl yazıyor ya? Evet. Bizimleri mi ister sizin? Bunlar ne böyle ya? Bayağı sağlam camlara benziyor bunlar. Evet. Bu camlar bayağı sağlam. Yani çöl haydutlarıyla savaşıyorduk. Eskiden buralara geliyorlardı. Doktor Necati çevrelerin suyunu kuruttu. O yüzden artık burayı bilmiyorlar. Yani gelemiyorlar. Yani çevredeki sular kuruyunca buranın da izini kaybettiler ha? Evet, aynen öyle olmuş gibi görünüyor. Vay be, buralardan, bu boşluklardan mı savaşıyordunuz? Evet, boşluklardan. Yani bu camlar kurşun geçirmez. Çok sağlamdır. Her şeyi Doktor Necati düşündü. Ona göre yaptı. Ben düşünürüm tabii. Çok zeki adamım ben. Dur, yani böyleydi. Belki bu boksalı kıyafetlerimiz varmış be. Vay. Bu kıyafetler ayrıca sizin yaşam taşlarını üretmeniz için size yardımcı olacak kıyafetler. Yani ölmeden önce öyle bir şeyler daha söylemişti ama dediğim gibi son nefesinde bir tek bunları anlayabildim. Belki. Ay, ne ilginç ya. Efendim. Bunlar var ya, radyasyondan koruyucu kıyafetler. Ben biliyorum bunları. Yani? Yani yaşam taşlarını üretirken acaba büyük bir radyasyon sızıntısı falan mı oluyor yani? Bu sizin hayatınızı tehlikeye sokabilir. Doğru diyorsun Doktor Necati ama o konu hakkında bir şey söyledin mi acaba? Hayır, hiçbir şey bilmiyorum ama bu kıyafetlerin çok 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 koruyucu özellikleri olduğundan bahsetmişti. Vay be, neyse hadi inelim arkadaşlar. Köyü gezebilir miyiz? Gezdirebilir misiniz bize köyü? Tabii ki gezdirebilirim. Hadi inin de biraz çevreye bakalım hava kararmadan. Tamamdır, süper gerçekten. Hadi gidelim ya, ben çok merak ediyorum. Ben de ya. Ya bambaşka bir dünyadayım, o kadar ilginç ki. Aslında ben gezdiririm size, benim kurduğum köyü ne de olsa. Sen gezdir Doktor Necati, sen gezdir. Hay Allah'ım ya. Hadi çocuklar, neredesiniz? Ben mutfaktan çıkıyorum. Ha, çıktık biz, çıktık. Sen arkada kaldın. Geldim geldim. Çocuklar, isterseniz beni takip edin. Köyü size güzelce tanıtayım, olur mu? İyi olur. Evet evet, bence de iyi olur. Hadi gelin bakalım. Burada her şey ama her şey ücretsizdi çocuklar. İyi günler Sibel Hanım. Aa, merhaba merhaba Ali Bey, kolay gelsin efendim. Hop, ay bu nereye gidiyor bu köylü? Ay dur nereye gidiyorsun? Bugünkü arkadaşımız izinli, dur. Ay belki dur sana anlatayım ben olayları. Şimdi buradaki vagonlar karşı köye su götürmek için özel olarak tasarlandı. Buraya bir insan biniyor gördüğün gibi. Arkadaki ilerideki vagonu görüyor musun? İçinde bir sandık var. Evet. O sandığın içinde kova kova sular var. Yani diğer köye su götürmeye çalışıyoruz. Bahsetmiştim sana. Oo, süper gerçekten ya. Evet evet, ama bugün çalışan arkadaşımız izinliydi. Bu yüzden suları götüremedik. Eğleniyorum Sibel Hanım. İner misiniz lütfen? Bu çok ciddi bir iş. Belki bugünlük bize yardımcı olabilir misin? Nasıl yani, ben mi götüreyim? Evet, karşı köyde Mehmet var. Bu işle görevli. Ona Sibel'den geldi dersin. Zaten bugün bekliyorlardı. Tamam, o zaman ben götürüp geleyim o zaman. Tamam, seni burada bekliyoruz. Yoksa görüyorsun ne halde köyümüz. Tamamdır tamamdır. Mehmet Bey diyor değil mi? Evet evet. Sonunda inmiş yahu. Bu su vagonları böyle ittirerek götürecek miyim ya? Evet belki. Bunu oturuyorsun. Vagon ittiriyorsun, ittiriyorsun. Karşı köye ulaşıyorsun. Tamamdır, hoşça kalın. Görüşürüz. Ha belki, dikkat bul. Dikkat ol belki. Vay be, işe bak, ne güzel sistem yapmışlar ya. Bu yaşam taşlarını hiç üretmeyip burada mı kalsam, böyle yavaş yavaş yan köyleri falan geliştire gideriz, büyük bir medeniyet kurarız. Ama yok, bunu yapamam. Çünkü dünyanın diğer yıllarını da değiştirmem lazım. Bunun sorumlusu biziz, bunu geri düzeltecek olan da biziz. Oo, neyse, hop, geldik mi ya? Oo, burası da yeşil alan, vay be, süper gerçekten. Şu acaba bahsettikleri adam mı? Merhaba. Oo,
hoş geldiniz. Siz de kimsiniz böyle? Ya uzun hikaye. Ben diğer köye yeni taşındım da. Sibel Hanım gönderdi beni. Mehmet Bey'i bulacağım. Evet, Mehmet Bey benim. Hoş gelmişsin. Demek su getirdin. Evet, kova kova suları getirdim. Ne güzel geçtirmişsiniz bu köyü de ya. Yan köy gibi bayağı gelişmeye... Evet. Daha yeni başlamışsınız sanırım siz de. Aynen, yeni başladık. Ama burayı da o köy gibi yapmayı düşünüyoruz. Hatta daha da güzel çiçekler, böcekler olsun istiyoruz. Vay be, süpermiş gerçekten. Neyse, ben yola koyayım yavaştan. Bugünkü su neden çok gecikti böyle? Yani... Bilmiyorum ya, biz daha yeni geldik. Peki bakalım, teşekkürler. Hadi size olur koymayayım ben. Ben burayı bıraktım, buraya falan mı dökmem gerekiyor? Hayır, adamlarım halleder. Hadi görüşürüz, çok teşekkürler. Rica ederim, hoşçakalın. Vay be, siz olaya bak. Gidiyorum, lalalalalay. Adamlar ne güzel sistem yapmışlar ya. Suları taşımak için raylı sistem yapmışlar. Gerçekten Doktor Necati mi yaptı bunu acaba, yoksa ondan sonra mı yapıldı bilmiyorum ama süper yani gerçekten. Hop. Çok eğlenceli ya. Ben her gün bunu yapabilirim. Hop, ben geldim. Seni bekliyorduk biz de. Hadi bakalım, götürdün suları demek ki. Evet. Ne yaptın, bıraktın mı? Bıraktım Necati'cim. Nasıl, orası nasıl? Yani buradan daha az gelişmiş ama yavaş yavaş gelişiyor. Çimenlik falan orası da. Büyük bir şeyler kuruyorlar ya. Tüm dünyayı değiştiriyorlar. Sadece tek bir yaşam taşıyla yaptıkları inanılmaz gerçekten. Vay be, gerçekten. Neyse. Evet çocuklar, gerçekten öyle. Oo efendim. Gerçekten de haklı çıktınız. Bu Berkecan, Nazlıcan denilen çocuklar, Doktor Necati'yi de aldılar. Bu kaynağa geldiler. Bunları takip etmekle çok iyi yapmışız. Evet. Böyle, şuraya bak ya. Ben kendimi bildim bileli böyle bir yer görmedim. Sınırsız bir kaynak. Efendim, ben de 25 yaşındayım. Sadece büyük dedelerim anlatırdı böyle ormanların olduğunu falan. Eskiden varmış. İşte bu bildiğimiz orman denilen şey ya. Bakar mısınız, yemyeşil. Aynen öyle. Burası bizim olmalı. Tüm adamları topluyoruz. Buraya saldırıp burayı ele geçiriyoruz. Bu kaynaklar bizim olmalı. Efendim, burayı ele geçirirsek sonsuza kadar açlık, susuzluk sıkıntısı çekmeden yaşarız. Bütün krallıklara meydan okuruz ya. Çölde böyle bir yere hakim olan dünyaya hakim olur. Benim de düşüncem bu şekilde. Hadi acele et. Efendim, ama bütün adamları toplamamız bir haftayı falan bulur. En fazla 3 gün. Acele edin diyorum. Peki efendim. Hadi gidelim o zaman, yola çıkalım. Hadi. Günaydın. Sessiz ol, bak onlar hala uyuyor. Sen de benim gibi erken kalkmışsın ha? Evet, erken kalkarım ben her zaman. Uyanın çocuklar, hadi sabah oldu. Dur, istersen onları uyandırma ya. Boş ver, uyusunlar, dinlensinler. Saat kaç ki? 8 galiba daha. Gel istersen bir televizyon izleyelim, biraz oturalım. Ya işimiz gücümüz var, çocuklar kalkın. Durun. Onlar o sırada uyanır yani. Gel benimle istersen. Kahvaltı falan mı yapsak acaba? Kahvaltı yaparız. Sen burada otur biraz, televizyon izle. Ben de yiyecek bir şey var mı? Bir bakayım. Kumandayı getireyim sana. Yok ya, sen yamağa otur. O zaman şöyle bir şey yapalım. Çocuklar uyanınca hep beraber kahvaltı yaparız. Tamam o zaman. Dur geleyim ben de. Kumandayı da aldım. Bakalım ne izlemeyi seversin? Belgesel falan olabilir yani, ne bileyim. Onun gibi bir şeyler. Ya ne oluyor ya? Allah. Çalışmıyor mu bu? Herhalde bir tutukluk oldu. Ne bileyim, bir şey oldu herhalde. Şartel falan mı attı? Ne oldu ki? Ha? Sanırım elektrikler yok. Kumandayı versene bana, bir ben bakayım. Elektrikler mi yok? Al bakayım, dene. İyi, bakayım şöyle bir. Tam şöyle önüne koy. Yok ya. Sen dedin mi olmadı? Bakayım bir. Yok. Yok. Açılıyor ya, elektrikler kesilmiş. Şartel atmıştır, bir şey olmuştur ya. Şartel atar mı böyle? Yani arada bir atıyor tabii ki bu köyde, her şey oluyor. Bu da kim? Dur kapı. Ben bir bakayım. Ay, nasıl çalıyor öyle kapıyı alacaklı gibi. Kim o? Sibel Hanım, günaydın. Günaydın. Ne oldu sabah sabah ya böyle? Bütün köyün elektriği kesilmiş. Ne yapacağız? Galiba jeneratörde bir arıza var. Jeneratörle mi çalışıyor bu elektrik sistemi? Evet, jeneratörle çalışıyor ama arıza mı var? Allah. Yıllardır hiç böyle bir sorunla karşılaşmadık. Bilmiyorum ama hiç elektriğimiz yok. Hiçbir evde yok. Bütün köyde mi yok? Evet, bütün köyde yok yani. Bütün köy tek bir jeneratöre mi bağlı? Evet, aynen öyle. Onu da yıllar önce Doktor Necati yapmıştı. Biz hiç bilmiyoruz nasıl çalışıyor, nasıl oluyor. Yani istersen sen bir bak, bence sen anlayabilirsin. Yani aslında ben elektrik kapsamından çok iyi anlarım. Zaten ben de Doktor Necati olduğum için. Evet, aynen öyle. Şu kumandayı yerine bırakayım. Tamam, biz hemen gidip bakacağız. Çocukları uyandırsa mıydık ya? Yani biz bir bakalım. Gelene kadar onlar da uyanır. Hadi gel uyandırmayalım. Tamam, ben seni takip ediyorum. Yürü bakalım. Hadi gidelim. Yani sabah böyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Bilmiyorum, anlayamadım gerçekten. Daha önce böyle jeneratör arıza vermiş miydi? Yani jeneratör işimiz hiç olmadı. Ama
Yani arada bir böyle elektriklerin kesildiği oluyordu. Gel gel. Beni takip et. Gel Sibel Hanım. Gel gel buraya. Öyle işte. Neyse ben sana jeneratörü bir göstereyim de. Arıza var mı yok mu artık sen karar ver olur mu? Bir bak bakalım. Bakayım. İşte ileride jeneratör. Şu merdivenden çık bakalım. Tamam bakayım bir bakayım. Aha bu. Oo amma görüntü ya. Bu ne görüntü böyle? Evet yaklaştık. Sizi anlamıyorum Sibel Hanım. Ben de. Ha. Petrol, su ve atık yağıyla çalışıyor öyle mi? Evet evet. Bakayım mı şöyle bir etrafına. Bu ne ya? Burada gizli bir geçit var. Bunun hakkında bilginiz var mı? Hiç yok hiç. Aa bir ineyim bakayım. Aa ateş gerekiyor bana. Durun durun ben çözdüm gelin Sibel Hanım. Ay gidiyorum gidiyorum ben ay dayanamayacağım daha fazla bu gürültüye. Aa Sibel Hanım. Efendim. Amma çok gürültü vardı orada gizli bir geçit vardı o gizli geçiti doktor Necati mi yaptı? Evet o yaptı bütün her şeyi o tasarladı. Siz onu görmediniz mi daha önce? Ben gördüm tabii ki ama hiç buraya gelmedim ki. Gizli geçidi gördünüz mü peki? Hayır hayır onu görmedim. Yani jeneratörün oraya hiç gitmedim. Arkasını bilmiyorum. Sibel Hanım bu jeneratörün aleyle çalışması lazım. Yani ateş topu gibi bir şey var mı? Evet evet var. Onları hazneleri koyarsak aktif olur. Ateş bitmiş yani. Yüksek sıcaklık gerekiyor o enerji üretmesi için. Motorlarda bir şey yok. Motorlar hala çalışıyor Sibel Hanım. Yani düzeltilebilir mi? Bozuk değil ki zaten. Sadece ateş atması gerekiyor. Tamam tamam siz eminseniz ben de size ateş topu nereden bulacağımızı göstereyim. Nereden bulabiliriz ateş toplarını? Dün size ray göstermiştim hatırlıyor musunuz? Evet. Rayların orada bir demirci var. Demircinin evinde bulunması lazım. Tamam gidelim hadi. Hadi. Yani 4 ateş atma haznesi var. Bir tanesi 64 tane falan koysak yeterince ateş topunuz var mı? Yeterince var merak etmeyin. Eksik çıkarsa da geri üretiriz canım ne olacak? Evet bu köyde her şey var yani. Oo çok sıcağım ya. Evet orası çok sıcak da sizin girdiğiniz yer değil mi? Evet evet. Burası mı demircinin evi? Evet orası. Siz neredesiniz Sibel Hanım? Buradayım ben de. Girelim mi şöyle ayıp olmasın? Bir girelim bakalım. Tamam. Sandıkta mı? Evet sandığın içinde. Açmamda sorun olur mu? Hayır hayır olmaz. Oo ateş topu dolu burası. Tamam evet. Süper süper. Oo hepsini alıyorum. Alın alın ne kadar yetiyorsa hatta fazlasını da alın oraya bırakalım. Tamam siz de bana yardım eder misiniz? Evet. Atayım size gelin. Bana da mı vereceksiniz peki hala? Evet, evet. Tamam ben de aldım. Oo bir sürü varmış. Ay. Şimdi Sibel Hanım şöyle bir şey yapacağız. Aşağıdaki hazneleri ben koyacağım. Yukarıdaki hazneleri siz tamam mı? Öyle mi? Peki hala. Yok bir dakika bir dakika. Sağa ben koyayım sola siz tamam mı Sibel Hanım? Tamam. Gelin gelin gelin. Geliyorum. Yani onun gürültüsüne hiç dayanamıyorum. Bu yüzden onun yanına hiç yaklaşmadım. Gerçekten çok fazla gürültüsü var ya. Ya makinaları falan yağlaması gerekiyor olabilir Sibel Hanım. Olabilir olabilir. Ama ağır işleri yapamıyorum maalesef. Diğer köylülerden anlayan yok mu bu işlerden? Yani bazıları var tabii ki onlardan yardım isteyebiliriz. Ama dediğim gibi hiç öyle bir sorun olmamıştı. Gelin Sibel Hanım gelin göstereyim ben size. Şimdi bakın. Evet. Oo çok gürültü ya. Bu taraftaki gözeneklere ben koyayım tamam mı? Siz de şunu karşıya koyun. Tamam. Şöyle. Atın 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 hop. Oo çalışmaya başladı bile. Siz de diğer tarafa koyun. Diğer tarafa koyun Sibel Hanım. Tamam 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 koyuyorum. Ooo tamam tamam tamam. Koyun oraya Sibel Hanım hadi. Tamam tamam tamam. Koyuyor musunuz? Koyuyorum koyuyorum burası çok sıcak. Evet ateşler çalışmaya başladı işin öyle oluyor. Aha aynen. Tamam. Koydum koydum. Ay tamam. Gidelim gidelim. Siz kendisini yara atmışsınız ya. Ay evet ya çok sıcak ben yapayım ben iniyorum. Hadi gelin 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 gelin. Ooo. Amma gürültü be. Aa, elektrik sorunun hallolduğunu düşünüyorum. Bir bakalım hadi. Umarım hallolmuştur gidip bir bakalım. Hadi gidelim şimdi. Çocuklar da uyanmıştır belki de. Umarım umarım. Aa, bir şeyler yiyeceğiz hep beraber. Aynen. Aa, bakalım elektrik sorunu halloldu mu? Umarım hallolmuştur. Vay be tavşanlar var ne kadar güzel. Evet çok tatlı. Ha? Doktor Necati neredesiniz ya? Ya elektrikler var mı evde? Evet. Var da ne oldu? Ha tamam tamam ya onu halletmeye gittim. Köydeki jeneratör arızalanmış buraya enerji veren bozulmuş onu tamir ettim. Ya daha doğrusu ateş haznesi bitmiş onun ateş haznesini doldurdum. Ha neyse. Biz de sizi bulamayınca endişelendik. Çocuklar gelin hadi hep beraber kahvaltı yapalım. Ha biz yaptık Nazlı ile beraber bir şeyler atıştırdık sizi görmeyince. Ha o zaman biz bir şeyler atıştırdık biz de sizi bekliyorduk çocuklar aslında kahvaltı için. Neyse olsun. Biz o zaman seninle beraber yiyelim Sibel. Tamam hadi yiyelim bir şeyler. Oo, çok susadım ya. Ben de çok acıktım. Şu su nerede acaba? Şurada dolapta. Tamam. Şişeler boş bunlar. Oradan doldurmak mı zorundayız? Ha evet evet o doldurmak zorundasın. O zaman ben şu şişeleri su doldurun geleyim. Siz de zahmet olmazsa kahvaltı hazırlayın.
İyi tamam Doktor Necati. Vay be. Bu yemişler bile onlar. Şunlara bak, biz de onları bekliyoruz. Anne çok acıktım be. Oo, tavşanlar falan tutuyor. Ne kadar güzel bir yer burası ya. İnsan hiç gidesi yok. Üç şişeyi doldurdum. Şunu bir tanesini içip. Çöl beni susatıyor gerçekten. Şunu da doldurayım. Oho, şimdi gidebilirim. Oho, çok acıktım ya. Hadi bakalım. Köyde elektriği de getirdik. Vay be, o jeneratör ne kadar eski öyle. Her tarafı tozlanmıştı. Ama yaptım, o ateşler en fazla bir ay idare eder. Hadi. Ha, sonunda geldin. Doktor Necati, hadi yiyin de hemen işe koyulalım. Hadi hadi çabuk yapalım. İyi tamam, sizi bekledik. Sabah o zaman erken uyansaydınız. Konuşuyorsunuz bir de. Ya tamam ya. Buna da bir şey söylenmiyor ya. Ne kadar sinirli. He, geldin mi? Geldim geldim. Sana su getirdim. Sibel şöyle atayım sana. Çok iyi yapmışsın. Teşekkürler. Ben de çok susamıştım. Ne yiyeceğini bilemediğim için ben de biraz et pişirdim ve elma çıkardım. Oo iyi. Kahvaltı biraz ağır olur ama olsun. Neyse. Şu etime iyi bak. Oo enfes koyun eti mi bu? Evet. Çok güzel gerçekten. Çok özel marine ettim. Vay süper ya. Elmamızı da yiyelim. Elmayı da yiyelim. Oo süper süper süper. Bir de şöyle suyumuzu içelim. Sibel. Efendim. Şu işe koyulalım ya. Biz bu çocuklarla beraber biliyorsun yani. Dünyayı falan kurtarma olayları. Bu yaşam taşları öğretmemiz gerekiyor. Nereden başlayacağız bilemiyorum. Gelin hep beraber konuşalım şunu bir. Tamam. Ha geldiniz mi? Yedin mi yemeğini? Yedim yedim yedim. Hadi çocuklar masaya yatıralım şu konuyu. Tamam tamam biz de sizi bekliyorduk. Hadi başlayalım. Çocuklar bence önce Doktor Necati'nin bıraktığı notlara bakarak başlayalım. Doktor Necati'nin bıraktığı notlar var. Nerede, evde mi? Hayır hayır evde değil. Arkamdan gideceğiz ağacın oradan. Yani notlarda ne yazıyor biz hiç anlamadık. İsterseniz beraber bakalım. Tamam süper olur. Ya bu notlardan daha önce niye bahsetmedin? Zaten dün geldik Necati neyine bahsedecek? Aynen Necati ya her şeyi sonunda. Düz devam mı ediyorum? Evet evet evet. Şuradakiye bak. Ha, karşındaki. Neresi? Bu mu? Aha, gir bak içeriye. Bu kitaplıklarla olan mı? Evet o. Oo bir sürü not var burada ya. Sandığa bakalım. Gelin gelin çocuklar. Bakalım belki. Sandıkta bir sürü notlar var Nazlı. Siz anlayamadınız mı bu notlardan bir şey? Hayır hiçbirini anlamadık. Yani isterseniz hep birlikte tekrar okuyalım. Getir getir ben bakayım ben anlarım. Evet belki hadi çabuk ol tamam, biraz tamam, bakalım. Tamam. Şöyle bakalım o zaman. Bu ne? X-22D2 MM nokta çizgi çizgi 726 yaşam döngüsü diyor. Ha bu zaman yolculuğunda zaman kaymaları önlemek için gerekli olan yaşam döngüsünün formülü. Öyle mi? Biz anlamayız ya. Neyse var, ya. İyi ki varsın Doktor Necati var ya. İşimize yarar mı şimdi? Yok yok bu hiçbir işimize yaramaz. Zaten zaman yolculuğu yapacak sisteme sahibiz. Ama her zaman aynı yani. Kumda. Evet o zaman ya. Diğerlerine bakalım belki. Bakalım. Yaşam enerjisini üretmek için gerekli enerji düzeyi 10 yıldız olmalıdır. 10 yıldız mı? Oha! Ne oldu ki? Ne oldu ya? 10 yıldız ne demek siz biliyor musunuz? Ne demek? Tam 1000 plazma enerjisi demek. Yani 1 plazma enerjisiyle zaman yolculuk yapıyorsunuz biliyorsunuz. Evet siz bayağı zorlanmıştık onu üretmek için de. İşte 10 yıldız 1000 plazma enerjisine yetişti. Hadi ya o kadar... Vay be ne önemliymiş ya. Enerjiyi nereden bulacağız ya? Bundan yazıyor bakalım. Sistemi aktif etmek için birinci şalter grubu açık, ikinci şalter grubu kapalı, üçüncü şalter grubu kapalı, son şalter grubu açık olmalıdır. Bu ne ya hiçbir şey anlamadım. Sanırım öylesine yazdığı bir not. O anlat olmuş hayır, herhalde. Hayır hayır Nazlı sen ne? Anlamadın mı? Bizim hayır. O gördüğümüz makinede bir sürü şalterler var ya böyle dört sıra. O sana bahsettiğimiz makine. Hani Nazlı'nın babasını zengin kralın bıraktığı makine. Şu son nota da bakalım çocuklar. Hadi bakalım ona da. Öldürücü enerji düzeyleri 20 yıldız üzeri tüm enerji düzeyleri öldürücüdür. Ya bu ne demek? Ya bir yıldız da ona bakarsanız öldürücü. Yani? Anlamadım hiçbir şey. Ne yapacağız ya? Bu notlar işimize yaramayacak mı? Ben de anlamadım ya. Ya bir dakika. Ya aklıma şey geldi. Hani ne Nazlı, geldi? Demişlerdi ya bunlar sizin içinizde şey Doktor Necati demişti yani. İçinizde bu yaşam enerjisini üretmek için gerekli olan enerji var falan. Evet evet hatırladım. Aa evet evet. Sibel sen de bahsetmiştin. Evet ben de bahsetmiştim hatta. Acaba bizim içimizde ne kadar enerji var Doktor Necati? Bunu öğrenmenin bir yolu var mı? Ne yazık yok ya. Onu nereden öğreneceğiz? Aa hayır çocuklar. Aslında bir yolu var. Öğrenebiliriz yani. Nasıl yani? Önceden Doktor Necati böyle insan içindeki enerjiyi ölçen bir makine yapmıştı. İsterseniz deneyelim. Hala çalışıyorsa enerjilerimizi ölçebiliriz. Oo süper ya. Nerede çok bu makine? Çok iyi fikir ya. Hemen ileride sağ tarafta kalıyor. Hadi gidelim. Hadi gidelim hadi. Hadi çabuk 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 çabuk. Acaba Nazlı ilk sen gir tamam mı? İlk sen bakalım senin enerjin ne kadar? Ya ben bilmediğim yere niye gireyim korktum şimdi belki. Nazlı bir de sende 5 yıldız enerjisi falan varmış. Ya saçmalama belki. Öyle bir şey olsa şu anda Nazlı'nın ölmesi lazım. Heh işte geldik çocuklar bakalım. Enerji düzeyi diyor burası mı? Evet evet. Şimdi kim enerjisini ölçecekse içeri girsin. Nazlı ilk sen gir istiyorsan. Ya bilmiyorum ki. Bir bakalım. Merak etme bir şey olmaz. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Güvenli mi? Evet çok güvenlidir. Gir bakalım Nazlı. Gireyim mi?
Gir gir. Tamam. Korkuyorsun, ilk ben yapayım. Ya yok, tamam ben girelim. Bir saniye. Dur, hazır değilim, hazır hissedim. Nasıl çalışacak şimdi? Nerede durması gerekiyor? Ay böyle iyi mi? Öne mi geleyim? Nerede durması gerekiyor? Belli bir yeri var i̇şte, mı? İşte tam o durduğu yerde, kırmızı plakanın üstünde olmalı. Nazlı sakın kımıldama, Nazlı, tamam mı? Nazlı bak kırmızı plakaya. Tam evet. Kırmızı plakanın üstünde misin? Birazcık daha şöyle gelirsen. Tamam. İşte üzerindeyim. Hadi şimdi kapıyı kapatın çocuklar. Kapıyı kapattım. Şimdi? Şimdi şalteri indirmelisiniz. Şalteri mi indireceğiz? Hı hı. Tamam. Sonra enerjiyi ölçeceğiz. Tamam. Hazırım. Ay! İndiriyorum. Hop. Ne oldu ya? O ne ya? Çık bakayım Nazlı, çık. Dur, bir şey olmadı ki. Enerji düzeyi 500 yıldız yazıyor burada. Ne? Gözlerime inanamıyorum. Evet, 500 yıldız yazıyor. 500 yıldız. Bu çok fazla çocuklar. Ya ne saçmalıyorsun sen? Çok fazlası mı var? Bozuk mu bu bildiğin? Hayır, o tabela hep sıfırı gösterir. Giren kişinin enerjisini ölçer yani normalde. Ha, 500 yıldızla bu kızın yaşaması imkansız ya. Sen ne saçmalıyorsun? Evet ya, zaten ben de bir şey hissetmedim yani, ne bileyim. Bir indirdi çıkardı. Ya bir dakika ya. Sağlamasını yapalım. Doktor Cahit, sen geç bakalım, bir de senin enerjini ölçelim. Aynen aynen, öyle yapalım. Hadi o zaman. İyi, hadi o zaman deneyelim. Geç bakalım, geç. İyi, tamam ben geçiyorum, hadi bakalım. Necati sende var ya, 1000 yıldız çıkar ha şimdi. Haha ben de öyle tahmin ediyorum, hadi bakalım. Hadi ben de ya. Hop. İndireyim mi? Aa, indir indir, açmıştır herhalde, ölçtü mü? Aynen aynen, çabuk indir. Hadi bakalım, indiriyorum. Hop. Ha, içeri girdim ya, niye böyle oldu? Ha, hadi çık çık. Senin enerji 25 yıl çıkmış. Aa. Nasıl ya? Bir dakika. Ölçmüş mü? Ya nasıl yani çocuklar? Benim 25 yılsa normal yani, bir insanın enerjisi 25 yıldır. Belki. Belki sen de girer misin? Bir dakika ben gireceğim. Ben gireceğim, endişelenme. Kapatıyorum kapıyı. Şimdi Nazlı. Hadi. Bas bakayım. Hazır mısın? Hazırım hazırım, hadi. Ha? İndir. Hadi indir Nazlı. İndirdim. Ha? Enerji düzeyi 965 yıldız. Ya ne oluyor? Çocuklar bu ne böyle ya? Sizin bu enerji düzeyleriyle yaşamanız imkansız. Ama yaşıyoruz yani, bir değişikliği de hissetmiyorum. Evet çok garip gerçekten. Yani oradaki hesaba göre Berkecan senden 9 tane 96 tane yaşam taşı üretiliyor. Nazlı senden de 80 tane. Evet. Çok korkunç ya. 10 taneden bir tane yaşam taşı üretiliyorsa. Ne bu böyle ya? Sibel bu çocuklar konuda... bu enerjiyi içinizden çıkarmanız gerekli. Yani dünyanın kaderi size bağlı. En yüksek enerji de sizde. Yani bir dakika ya. Bizim içimizdeki enerjiyle yaşam taşı üretilebilir mi Doktor Necati? Evet yani mümkün ama. Aması ne? Yani size bir şey olabilir çocuklar. Nasıl yani ya? Yani ne olabilir ki? Sadece enerji çıkaracaklar içinden. İşte o iş öyle değil ama. Evet çocuklar, şimdi enerjileri de öğrendiğimize göre şimdi tek yapmamız gereken herhalde Nazlı ile benim içindeki bu enerjiyi dışarı çıkarıp yaşam taşlarını üretmek. Bunu evet. Nasıl yapacağımızı öğrenmeliyiz. Bunu nasıl yapacağız şimdi, bunu tartışalım. Ya bunu yapmak konusunda hiçbir fikrim yok gerçekten. Sibel. Efendim? Sen başka bir yer biliyor musun yani bu Doktor Necati'nin başka böyle ne bileyim çalışma yaptığı bir yer olsun, böyle not bırakabileceği falan bir yer var mı? Ya hayır, hiçbir yer bilmiyorum, hepsini gösterdim zaten size. Of ya. Bilmiyorum yani. Nasıl, ne yapalım sence, arayalım mı burayı? Ya belki hani Sibel'in de dediği gibi hepsini gösterdi, baktık inceledik. Nereye arayacağız ki? Aa bir dakika bir dakika. Ne oldu ya? Ne oldu Doktor Necati? Sibel sen beni hani jeneratörle razı yapınca jeneratörün oraya götürdü ya, büyük jeneratörün oraya. Ha evet biliyorum. Ya orada hani gizli bir geçit görmüştük, hatırlıyor musun? Nasıl gizli bir geçit? Aa evet. Ya ben Sibel'e sordum işte, o da daha önce hiç görmedim dedi, değişik bir şey. Yani hiç gitmedim oraya tabii ki, ne olduğunu bilmiyorum. İçine girmediniz mi? Hayır hayır. Hayır. Jeneratörü tamir ediyordum zaten. Fırsatım olmadı öyle içine girecek. Ne olabilir ki bu peki çocuklar? Hiçbir fikrim yok. Ama bence oraya gidip bir bakmakta fayda var. Doktor Necati yapmış yani orayı daha önceden. İçine de bir şeyler koymuş olabilir. Belki ne bileyim bir nasıl enerji çıkaracağımıza dair falan bir ipucu olabilir. Ne bileyim yani, bilmiyorum. Yani ne bileyim, yıllardır bu köyde yaşıyorum ama oraya hiç gitmedim. Köylülerden birisi de gitmedi. Yani ne olabilir ki? Jeneratörle ilgili malzemeler vardır belki. Ya bence hemen oraya gitmeliyiz arkadaşlar. Neyse. Yine de gidelim bakalım. Son yerde olsa oraya bakalım çocuklar. Bence de Nazlı. Yani arkadaşlar böyle bir yeri nasıl atlarsınız? Yani niye bahsetmiyorsunuz? Jeneratörün yanında gizli bir geçit diyorsunuz. Doktor Necati yap diyorsunuz. Doktor Necati'nin yaptığı her yere bakmalıyız arkadaşlar. Bunun şakası yok yani. Evet bence de. Yani ne düşünüyorsunuz başka yani? Başka bir yer var mı peki bildiğiniz? Hani buradan iyi düşünün. Bakın çok önemli. Yani şu an tek bakacağımız yer jeneratörün orası. Doktor Necati'nin dediği gibi. Belki de gerçekten önemli şeyler oradadır. Yani benim tek gördüğüm yer orasıydı. Belki can yani ama orada bir şey bulamazsak köyü yeniden araştırırız yani. İdik idik ararız her tarafını. En kötü ihtimal öyle yaparız ya. Bu arada Doktor Necati sana bahsetmedik ama Nazlı söyleyelim mi? Efendim. Hani köydeki herkes öldürüldü ya. Söyleyelim belki bence. Yasin'in. Evet. Bu hani ağalık yaptığın köy var ya, oradaki herkesi öldürmüş ya, haydutlar. Ne? Evet ne yani. Ya? Acaba gerçek ama durum böyle Doktor Necati. O ihanet eden bir tane adam varmış. Evet evet, beni de o kaçırdı. Ama merak etmeyin, ne olursa olsun dünyayı eski haline getirmeyiz. O insanlardan intikamımızı almalıyız.
Evet, bunu yapmayız. Hadi şimdi yolu koyalım. Nereden jeneratör? Hemen ileride, sağda. Ya buradan düz çıkacağız. Sağa döneceğiz, öyle değil miydi Sibel? Evet, aynen gösterdiğin gibi. Hadi çocuklar, yola koyulalım. Yaklaşık bir 40 metre falan ileride yürüyeceğiz. Tepelerin, kum tepelerinin arkasında. Tamam, yakın. Hadi o zaman, hadi gidelim arkadaşlar. Hadi gidelim, hadi. Hadi gidelim. Buradan sağa mı döneceğim şimdi? Evet, kum tepelerinin arkasında 40 metre ileride falan jeneratörü görmemiz lazım. Öyle belki. Değil mi Sibel? Evet, aynen öyle. Efendim, efendim Nazlıcığım. Hani biz kahvaltı yapmıştık, bunları bekliyorduk ya. Evet. O taraftan geliyorlardı, işte orası. Evet. Doğru çıkıyorum değil mi? Evet, doğru. Tamam. Çık ileriye doğru. Hah, burası mı? Evet, yukarıda bir jeneratör göreceksiniz. Yaklaştıkça gürültü artacak. Sesler geliyor, evet. Ay, iyi belki ya. Burası hemen mı? Arkasında. Oo, çok acayip ses var ya. Hani arkasında. Of, ne biçim ses bu böyle? Ay. Beni duyamıyoruz. Bura mı? Ora abla. Anne konuşmayın, duyamıyorum. Ah, tamam. Tamam, gelin hadi. Gelin. Geliyoruz. Sınıza. Vay be. Camakandan bir kapı. Oo, çok teknolojik gayet. Bence bu ben yapmışımdır yani. Evet yani senin diğer... Yani öyle. Hadi çocuklar bir bakalım içeri. Oo, burada bir insan ihtiyacı olan her şey var ya. Gelin kitap falan ay, var. Ay, burası ne kadar güzelmiş ya. Fırın bile var ya. Fırın, ama tuvalet, yatak. Bayağı tozlu, yatağa bakar. Dur üzerine çıkma, dikkat et. Tamam. Çok tozlu. Ya, evet ya, ne kadar tozlu. Yıllardır kimse girilmemiş buraya, baksana. Tabii ki doktor Cahat yaptığından beri kimse girmedi ki. Arkadaşlar burayı didik didik arayacağız. Şurada bir sandık var. Burada bir defter var. Defteri bir okuyalım bakalım. Önemli şeyler yazabilir. Bakalım şöyle defteri. Defterde ne var ya? Evet, bizim şeyler okuyalım. Okuyalım bakalım. Aynen, hepler var. Bakın açalım bakalım. Sevgili yardımcım Sibel. Sibel. Bana yazmış. Aynen. Bu doktor Cahat'in el yazısı mı? Evet, onun yazısı bu. Çok iyi tanıdın. Hadi okuyalım. Dur ben okurum. Sevgili yardımcım Sibel. Bir gün benim bu gizli tesisimi bulduğunda ben çoktan ölmüş olacağım. Bir gün Nazlı ve Berke gelirse onlara dünyayı nasıl kurtaracaklarını senin öğretmen gerekecek. Sen de bilmiyorsun ki ya, nasıl öğreteceksin? Nasıl olacak ya? Buranın 500 metre kuzeyinde kırmızı kumların altında bir tesis var. Hah, Nazlı, bizim bulduğumuz tesis işte. Evet, tamam, biz biliyoruz arkadaşlar o tesisi. Orayı biliyoruz, kumları kazmıştık. Devam edeyim ben. Tamam. O tesiste şalterleri nasıl kullanacağınızı benim kitaplığımdaki notlarım arasında bulacaksınız. Dün bulduğumuz şeyler. Aynen. Dün bulmuştuk ya, siz de demiştiniz hatta. Aynen, o notlar. Evet. Berke ve Nazlı tesis içerisinde iki yeşil alan var. Onların üzerinde bekleyecek ve onlar beklerken siz şalterleri benim notlarımdaki şekilde indireceksiniz. Sonrasında uranyum pillerini enerji haznelerine koyacaksınız. Siz koyar koymaz sistem aktif olacak. Ve Nazlı ile Berke'nin içindeki tüm enerji emilip yaşam taşına dönüştürülecek. Ooo, sonra ne olacak acaba çocuklar? Şey, Nazlı diyor ya burada uranyum pilleri diyor. O en alttaki sandık mı acaba? Bizim bakmadığımız bir sandık vardı ya. Ha, olabilir kesin. Onun içinde olabilir değil mi? Aha. Çünkü ben başka bir yerde bir şey görmedim. Aynen. Devam edeyim. Ancak bir anda o kadar enerji çekildiğinde... Çevirsene Berke. Çekildiğinde evet, ne olacak? Çekildiğinde Nazlı ve Berkecan'ın yaşaması imkansız olacak. Nasıl yani ya? Biz ölecek miyiz yani? Ya hayır, böyle bir şey olmaz ya. O tesisteki yeşil alanları hatırlıyorsun değil mi? Zaten dikkatimi çekmişti buraya ne konuluyor diye. Demek onun üzerinde duracakmışız biz. Aa, aynen. Enerjileri çekildiğinde ikili en fazla 5 dakika kadar daha hayatta kalabilirler. Üretilen yaşam taşlarını tesisin dışındaki kırmızı alanların üzerine koyacaksınız. Ancak bu da çok riskli. Çünkü bunu yaptığınızda yaşam taşlarının tüm enerjisi etrafa yayılacak. Ve büyük bir patlama ortaya çıkacak diyor burada. Of. Bu patlama bütün yıllara dağılacak ve her yıl ihtiyaç enerjisini emecek. Evren eski haline gelecek. Bu patlama sırasında yakınlarda kimse olmamalı. Yaklaşık 5000 metrekarelik bir alanda. Ha. İşte artık tüm her şeyi biliyorsun. Nazlı ve Berkecan'a bu görev sonundan öleceklerini söylemeyin. Belki vazgeçerler. Çok geç öğrendik bile. Nazlı, ben bu görevi yapamam. Ben de yapamam. Asla yapamam. Şu okuduklarımız çok korkunç şeyler. Ya yani... çocuklar ne diyorsunuz? Ne yapamam ya? Dünyanın kaderi sizin elinizde. Ölecek olan sen değilsin ama. Doktor Necati, 5 dakika falan yaşayabilirmişiz. 5 dakikada o taşları koymamızı isterseniz. Yani sizin öleceğiniz için mantıklı olan bu. Nasıl mantıklı olan bu ya? 5 dakika bile yaşayamayacağız. Taşları koyacağız. Siz tabii o sırada uzaklaşacaksınız. Patlamayla biz öleceğiz. Ya belki bu olamaz yani. Bile ölüme gidemeyiz. Ne yapacağız ya? Ya çocuklar bakın. İnanın, bunu gerçekten söylüyorum. Sizi tanıdığım için çok mutluyum ama eğer bende olsaydı enerji, ben yapardım bu görevi. Yani Doktor Necati, hesaplarda bir yanlışlık olamaz mı? Yani belki hayatta kalmalarının bir yolu vardır ha? Ne dersin? Yani Sibel, açıkçası ben bu enerjiyle bunların yaşamasını bile bir mucize olarak görüyordum. Enerji çekildiği zaman ölmeleri çok mantıklı yani. Hatta 5 dakika değil, bana kalırsa 2-3 dakika falan yaşarsınız. Ne? Ya acı çekerek ölmek istemiyorum. Belki daha çok genciz. Bu çok büyük bir karar. Tüm
ama eski haline gelecekmiş Nazlı. Yani biliyorum ama ya tüm yıllar eski haline gelecek her şey. Anne baban bile belki yaşayabilir yani, anlıyor musun? Belki sen ne diyorsun, kabul ettiğini mi söylemeye çalışıyorsun? Asla kabul etmeyeceğim, kesinlikle olmaz. Dünya zaten hayatta kurtulmaz, hep böyle kalacak. İnanmıyorum tek bunlara. Benim, tamam Nazlıcığım, tamam. Tek benim enerjim yeterli olur mu Doktor Necati? Yani bilmiyorum, denemek lazım diyeceğim ama. Hiç sanmıyorum. Nazlı'nın enerjisi hepimizden fazla. Bunu riske edemeyiz. Çünkü tek senin enerjin yeterli olmazsa sen öleceksin ve Nazlı'yı bir daha koysak bir daha hiçbir şey işimize yaramayacak yani. Yani hem senin canından olacaksın hem de dünyayı kurtaramamış olacağız. Of çocuklar, bence iyi karar verin. Ya Nazlı, bence bunu yapmak zorundayız. Dünya... Belki hiçbir şey söyleme. Ben bir şey kabul etmiyorum. Dünya falan da umurumda değil. Ama dünya bu yüzden bizim yüzümüzden... Yani hatırlıyor musun? Biz zengin kral fakir kraliçe krallığından, yani köyümüzden çıkmıştık. Karanlık ormana gitmiştik. Doktor Necati var ya, bunlar hep senin de yüzünden ya. Doktor Necati'nin yaptığı dünyayı su basmıştı. Hatırlıyor musun? Beraber çıkmıştık bu yola. Hatırlıyorum ama. Hayır belki. Bilmiyorum. İstemiyorum. Anladın mı beni? Nazlıcığım, ağlamakla sesin de değişti bak. İyi misin sen? Yani dünya düzelebileceğine inanıyor musun gerçekten? Ha? İnanıyor musun? Koskoca dünya biz ölünce mi düzelecek belki? Ama içimizdeki enerjiyi gördün. O makinenin yanlış enerji ölçme ihtimali var mı? Hiç sanmıyorum çocuklar. Hayır hayır, hiç sanmıyorum. Nazlı, sana bir şey söyleyeceğim. Efendim? Yani bu bizim sonumuz olacaksa... Ya ben sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Belki ne söyleyeceksin? Kabul etmeyeceğim diyorum. Anlamıyor musun beni? Tamam, sen kabul etme. Ben tek kabul ediyorum. Yani tek beni koyun, bunu deneyelim. Yani ne saçmalıyorsunuz? Anlamıyor musunuz çocuklar ya? Boşuna öleceksin belki. Ne tek gelmesi? Ya olsun ya. Boşuna öleceksem de siz kurtulmuş olursunuz. Ya da en azından denemiş olurum. Nazlı, sana bir şey diyeceğim. Efendim? Ya ben seni okulda, hani hatırlıyor musun? Senin baban daha hayattaydı. Bana burs veriyordu falan. Hı-hı. O zamanlardan beri seviyorum. Yani çocukluktan beri seviyorum ben seni. Bunu sana söylemek istedim. Belki şimdi mi söylüyorsun? Hayatımızın sonuna geldik bu yaşımızda. Şimdi mi söylüyorsun? Ya ne yapayım, sen çok havalıydın ve yani ben fakirdim yani. Bana bakmazdın ki, ne yapabilirim? Of belki. Of çocuklar, beni bile anlatacaksınız ya. Ay çok duygulandırı. Neyse. Ben görevi kabul ediyorum. Ben tek deneyeceğim. Nazlı'yı koruyun tamam, ona bir şey olmasına izin vermeyin. Belki ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Ben senin kadar cesur birini hayatımda tanımadım. Bu yüzden senin yanında olacağım. Ölsek bile beraber el ele ölürüz. Kabul ediyorum. Gerçek kabul ediyorum. Gerçek mi diyorsun Nazlı? Evet. O zaman hadi. Bir dakika. Şu etrafı iyice bakalım. Bakalım Doktor Necati, bakalım. Yol çıkmadan belki içimize yarar bir şeyler var. Bu ne? Aynen, iyice inceleyelim. Kamera monitörü diyor bu. Ne? Kamera monitörü mi? Evet, kamera monitörü. Bu kamera monitörü canlı kamera akışlarına çekmesi lazım. Bakalım nereye çekiyor ki acaba? Bilmiyorum ki, bir kontrol edelim. Peki. Hadi bak şu kameraya bak. Dur, şimdi bakıyorum. Aç belki. Şu yere sabitleyeyim bir dakika. Tamam. 3 tane kamera var. 1, 2, 3. Bakıyorum. Önce biri açıyorum. Tamam. Açıyorum 1 numaralı kamerayı. Hadi belki. Burası ne ya? Haydut dolu. Haydutlar yeşil bir alanda. Aa, burası bizim köy. Sizin köy mü? Ay eyvah. Nasıl ya? Nasıl olabilir bu? Gerçekten sizin köy burası. Haydutlar basmış köyü. Eyvah. Yağmalayacaklar. Eyvah. Köylüler yok. Köylüleri öldürdün mü bunlar yoksa? Belki. Olamaz ya. Bizi de öldürmesinler. Çabuk 2 numara kameraya bakalım bir de. Tamam. 2'yi açıyorum. Oo, bu gizli kameralardan senin haberin var mıydı Sibel? Hayır yoktu. İlk defa görüyorum. Oo, baksana o silahların olduğu yerde haydut dolu. Ha, bir tane köylü var. Hayır. O da onların kölesi olmuştur kesin. Yukarı çıkarsak var ya bizi mahvederler. Bence de. Çabuk 3 numara kameraya bak. Nereye görüyor? Tamam. Açıyorum 3 numaralı kamerayı. Aç çabuk. Her tarafında ya. Eyvah. Baksanıza. Evlerin çatılarında her yerde gözcü gibiler. Oo, karşı köye su taşıyoruz ya. Orada bile bir sürü. Raya binmişler. Oraya gidiyorlar zaten. Ay eyvah ya. Çocuklar işimiz bitti. Bitti. Tamam, endişelenme Sibel. Bir çaresini bulalım. Hayır, için kötü silahlarımız falan hep evde kaldı. Baksana. Doktor Necati'nin şu bize yaptığı sır falan. Hepsini ele geçirirlerse bunlar durdurmaz olurlar. Çaktırmadan gidip bir önce dünyayı kurtarmamız lazım ya çocuklar. Aynen evet, öyle. Ben de öyle düşünüyorum. İşte bu kadar çocuklar. Ne yapacağız şimdi? Ya ha? Bilmiyorum Nazlı, bilmiyorum. Bilmiyorum ben de ya, bilmiyorum. Ne yapacağız acaba? Çocuklar var ya, yukarı çıkarsak işimizi bitirirler bizim. Asla çıkamayız. Ya, hiç silahımız falan da yok. Silahları falan evde bıraktık. Yani silahları kullanmayı bilmezler ama ele geçirmeleri bile kötü yani. Nasıl kullanacağını öğrenirler. Görüyor musun? Doktor Necati demek ki buraya bir sürü gizli kameralar yaptı, sizi hep izledi. Evet aynen öyle olmuş. Ya çocuklar ne yapacağız ya? Silahları kullanmasalar bir alıp satarlar tüccarlara. Evet ya, bence o iyi yani. Kullanmasınlar da kullanmayı öğrenmesinler. Yani bence öğrenirler, ne kadar zorlayabilir ki? Bu arada
Orada yüzlerce hayvan vardı, bir şey dikkatimi çekti. Sadece kamerada bir tane köylü gördüm. Bence köylülerin hepsini öldürmüşler ya da kaçırmışlar. Bence de sadece bir tane vardı. Of ya. Belki çabuk bir şey bulmalıyız. Artık dünyayı kurtarmalıyız. Arkadaşlar aynen. Hemen bir önce şu görevi gerçekleştirmeliyiz. Başka çaremiz kalmadı. Haydutları yakalamadan gidelim hadi oraya. Aynen. Hadi yola koyulalım. Aynen hadi. Ya bunu nasıl yapacağız? Oo, yukarı çıktığımız zaman bizi de öldürürler. Köylüler bence çoğunu öldürmüşler. Aynen öyle Berke. Sen ne diyorsun ya? Yukarı çıkalım falan. Çok büyük bir tehlike bu. Farkında değil misin hala? Ya ne bileyim ya. Şu Doktor Necati'nin evini iyice bir araştırıyorum. Silah falan vardır belki burada. Şu aşağıda falan bakın. Ya bakalım da her şeye bakmadık yataklarına mı ya? Yataklar altına falan bakıyorum. Bilmiyorum Nazlı, bilmiyorum. Şunlara bakayım. Belki tuvaletin arkasında gizli geçit falan vardı. Hani hep böyle oluyor ya. Olabilir Nazlıcığım, olabilir. Hiçbir ihtimalle atlamayalım. Yok burada da hiçbir şey yok ya. Şu ne? Ha, olandırma ya. Ne? Buranın olandırması herhalde. Bir ben de buna bakayım. Bak. Evet ya. Yatağın altında bir şey yok değil mi çocuklar? Ya benim endişem var ya. Hani biz yukarı çıkamıyoruz zaten şu anda. Onlar gelirse ne olacak? Yani ha ne olacak? Ya burayı bulacaklarını pek sanmıyorum. Sibel sen ne dersin? Yani bilmiyorum ya. Belki ayak izlerimizden falan bulabilirler. Yok Nazlıcığım yok, yorma kendini. Yani bence o fırtına da ara ara fırtına oluyor. Kumlar ayak izlerimizi kapatmışlar. Ayak izlerimizden bulabileceklerini sanmıyorum ben Sibel. Yani ne bileyim, ben de her ihtimali düşünmek zorundayım. Çok yok, korkuyoruz hepimiz yok, ya. Yok Nazlıcığım gel hadi sen gel. Yok orada bir şey. Hiçbir ben baktım. Hiçbir şey yok belki, ne bileyim, yerimde duramıyorum ya. Yok çocuklar boşuna aramayın. Şimdi tek yapmamız gereken buradan çıkmak, gizlice yukarı gitmek. Yani bence de öyle. Gizlice yukarı gidip şöyle bu silahları bir şekilde gizlice ele geçirmeye çalışmamız lazım. Ya da o kırmızı kumların altındaki bölgeye gitmemiz lazım. Orada hala silah vardı Nazlı, hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. İşte ne yapacağız? Oraya gitmek çok sorun ya. Neden sorun? İşte yukarıda haydutlar var Necati. Sen de niye öyle bir şey sordun? Ya Nazlı, haydutları yakalamadan arka taraflardan gitmemiz lazım. Haydutlar bu jeneratöre ulaşabilir mi sence Nazlı? Ya sanmıyorum. Hayır. Biz bile biliyorsun zor bulduk yani. Peki Sibel sence? Yani hiç sanmıyorum çocuklar. Ama her yeri bir sürü adamlarını dağıttılarsa talan ederler bütün köyü. Bilmiyorum. Neyse. Hadi çocuklar şansımızı deneyelim. Önümden ben çıkıyorum. Gelin arkamdan, tamam mı? Çocuklar tamam mı? Tamam geliyorum. Tamam yürü hadi. Nereye gitsen git. Şuraya bakıyorduk. Allah Allah. Tamam hadi. Seni pis ayıp. Dur Necati dur. Sakin ol. Durun sakin olun ya. Anlaşabiliriz. Demek burada saklanıyordunuz ha? Bulduk sizi. Düşün önümüze şimdi. Nereye gideceğiz? Hiçbir yere gelmeyeceğiz. Seni hain. Sen Necati sana o kadar iyilik yaptı. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin ha? Evet. Ne kadar kötü bir insanmışsın. Evet. Onca şey yapmasına rağmen onu alevlerin ortasına bıraktın. Vay sinirden deliye döneceğim ya. Köylüler iyi mi? Ha? İyi mi köylüler? Köylüleri mi soruyorsunuz? Onların hepsi yok oldu. Yok mu oldu? Demek benim köylerime saldırdınız ha? Siz görürsünüz. Hain. Hainler. Siz öleceksiniz. Nazlı. Baksana neredeyiz, şuraya bak. Ya, ne oldu ya, başım felaket, başımıza mı vurdu bunlar? Belki şuraya bak. Demek sen de uyandın Belki Can. Birazdan şu zavallı doktor Necati de uyanır. sen ya, hainsin çıkar ya. Çıkar bizi buradan, bırak bizi. O masum köylüleri ne yaptın ha? Onları boşuna aramayın. Hepsini öldürdüm. Adamların hepsini öldürdüm. Hepsini öldürdüm. Orada bir sürü masum insan vardı ya. Sen ne kadar kötü bir insansın. Asıl siz de onlar gibi olmak istemiyorsanız su kaynaklarınızın yerini söyleyin. O köyde daha çok su olduğunu biliyorum. Koca bir orman inşa etmişsiniz çölün ortasına. Nerede su kaynaklarınız? Hı? Nazlı? Belki? Yaşam taşından haberi yok. Su kaynağı arıyor hala. Evet su kaynaklarını soruyor. Asla söylememiş. Ne konuşuyorsunuz aranızda be? Su kaynağı falan yok. Zaten orada da fazla su kalmamıştı. O kadar kalanlar, tüm su o kadardı. Ne? Yani köylülere fazla yetecek su kalmamıştı. Buna inanacağımı mı sanıyorsunuz? Siz beni akılsız mı zannediyorsunuz? Sizi küçük zavallılar. O köye tüm adamlarımla geldim. Yolda sıcağında adamlarımın çoğu öldü. Oho iyi olmuş, iyi. Evet, umarım evet. Sen de susuzluktan ölürsün. Ben değil ama siz öleceksiniz. Eğer o köyün su kaynaklarını söylemezseniz burada bu sıcakta öleceksiniz susuzluktan. Su kaynağı falan yok ya. Tüm su o kadar. Değil mi Nazlı? Evet o kadar ya. Ne su kaynağı? Hep su işte. Küçücük bir köy yani. Ya bırakın biz ya, gidelim. Sağdan soldan topladıkları sularla o ormanı inşa etmişler. Köylüler kendi geçimlerini kendine sağlıyorlar. Ondan başka su yok. Tüm köydeki suları gördün işte. Oh Berke Can. Beni de kendin gibi saf mı sandın? Dünya çöl halindeyken orada su kaynakları var. Altında daha da vardır. Nerede? Söyle, altında mı? Üstünde mi? Her yerinde mi? Söyle. Bilmiyoruz. Git ara bul. Su çok susadım ya Nazlı. Ben de çok susadım ya. Burası çok sıcak olmaya başladı. Demirler bile çok ısınmış. Ne yapacağız? Çölün altında bizi bıraktığı yere bak köpek seni ya. Burası susuzluktan ölüp ölmeme
gitmeye sen karar ver. Ben şimdi gidiyorum. Zavallı Berke ve Nazlı. Bu sizinle son konuşmam bile olabilir. Akıllı olun. Aa, çocuklar o kadar susadım ki öleceğim ya. Biz de çok susadık. Ben de çok susadım ya. Sabahtan beri mahvolduk burada, öldük bittik. Boğazım kurudu. Ya bir damla su. Ya bir ara şu tuvaletteki böyle su kalan pis suları içmeyi düşündüm ya. Ben de öyle düşündüm belki. Son çare olarak. Ama asla yapamayız. Baksana şuraya boş şişeleri bırakmışlar. Şaka yapıyor gibiler ya. Öleceğiz burada susuzluktan. Ya çocuklar, susuzluktan ölsek de asla o hain köpeği yaşam taşlarından bahsetmeyeceğiz, tamam mı? Hayır hayır, ne diyorsun ya? Onu ele geçirse kalan ümidimiz de kaybolur yani. Evet, dünyayı kurtarmak için son ümidimiz de son bulur. Onu asla söyleyemeyiz. Ama burada da duramayız. Artık bir gün daha kalırsam galiba ben öleceğim belki. Çocuklar başım dönüyor. Ben yerimden bile kalkamıyorum ha. Uf. Ne yapacağız ya? Dinlenelim mi? Çıkış bir yerde şu gardiyanlar da sürekli bizi gözetliyor. Bizi gözetliyorlar, bizi bırakmıyorlar. Acaba Sibel'e ne oldu ya? Ya ona saldırdılar işte. O köylerin öldüğünü duyunca yüksek sesle bağırmaya başladı. Sonra da haydutlar ona saldırdı. Ne oldu acaba? Umarım bir şey yoktur. Şunlara birine sorayım ben, dur. Şey, merhaba. Bir şey soracağım. Bakar mısın yüzüme? Hey, ne soracaksın? Hiçbir şey soramazsın. Ya bizimle beraber olan bir tane kız vardı. Sibel, böyle renkli saçlı duru falan vardı. O kıza ne oldu? Kulaklık vardı. Kulaklığın ne olduğunu bilmezsin gerçi ama. Ne oldu mu? Bize karşı gelenin sonu böyle olur. Öldürdük onu. Öldürdünüz mü? Ay, ben çok korkuyorum ben burada duracağım. Bize de saldırmasınlar. Nasıl bize ne yapabilirler? Zaten burayı da bir gün daha geçirsek susuzluktan öleceğiz ya. Aynen. Çocuklar en iyisi yatıp dinlenmek. Yarın bir şeyler düşünürüz artık. Ya. Bence de. Bu bizim sonumuz olsa da üçümüz de asla konuşmayacağız, tamam mı çocuklar? Aynen. Asla aynen, konuşmayacağız. Aynen çocuklar. Oo, belki benim başım dönüyor. Nazlı yattı. Nazlı iyi misin? Belki çok susadım. Ben de yatıyorum. Doktor Necati, ben de yatıyorum. Sen de yat, tamam mı? Ya zaten ben bütün gün yattım ya. İyi, tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Güzel kızım. Nazlı. Ha? Anneciğim. Anne. Niye başımdasın? Ben ne yatıyorum? Yoksa öldüm mü anneciğim? Hayır kızım. Bu sadece bir rüya. Sana geldim. Susuzluktan içiniz kurumuş. Şu kıza baksana, mırıldanıyor. Ölecek mi? Ne yapacak? Biliyorum kızım, sen ve arkadaşların çok kötü haldesiniz. Bu susuzluk sizi çok kısa bir zamanda yok edebilir. Bu yüzden Doktor Necati'nin yattığı yerin altındaki kum taşlarının arasında kumlar göreceksin. Görüyor musun kızım? Aa, evet anneciğim, görüyorum. Tuncay, lan şu kıza baksana, mırıldanıyor lan uykusunda. İşte kızım, o kumları kazıp alta geçmelisiniz. Orada bir su kaynağı var. İşte sana gösteriyorum, gel benimle. Bunun içinde bir sandık var. Ama önce bir sürü su içmelisiniz. Ciğerleriniz kurumuş kızım. Su içmelisiniz. Tamam anneciğim, sonra sandığı mı açacağız? Evet, sandığın içinde ok ve yaylar var. Bunları alın. Kaçmak için size lazım olacak. Sonra anneciğim ne yapacağız ya? İşte ok ve yayı kullanarak buradaki adamları etkisiz hale getirin. Ve kaçabildiğiniz kadar kaçın. Sonra dünyayı kurtarın kızım. Tuncay baksana oğlum, şu kız kendi kendine konuşuyor, mırıldanıyor. Ölecek falan mı yoksa? Ne bileyim ya, deli mi denedi, susuzluktan herhalde. Anneciğim dur, gitme. Hoşça kal kızım. Hı? Anne. Korkma, kabus gördü sadece, mırıldanıyordun uykunda. Ne? Evet. Ölmeden önce öyle şeyler olur, susuzluktan ölmeden önce. Galiba öyle. Ya annem burayı dedi ha, buradaki şeyleri mi kazın dedi, ne dedi? En iyisi ben Berke'yi uyandırayım bir. Berke sessizce uyan, Berke. Ne oldu Nazlı? Berke sessiz ol. Ne oldu ya? Benimle gel. Ne oldu? Rüyama annem girdi yine. Gardiyanlar bize bakıyor. Annen mi girdi? Gerçek evet. Mi rüyam? Gardiyanlar gördü mü? Ya dediler ki kendi kendine konuşuyormuş falan, susuzluktan öleceğimi sandılar. O yüzden konuşuyorum sandılar. Neyse, bunların bir önemi yok. Annem dedi ki susuzluktan ölmek üzeresiniz. Ve bu yerin altında kocaman bir sınırsız su kaynağı var galiba Berke. Bu yerin altında mı? Ha, tam şurada bak, şu yerin altında. Hangi yerin? Ya işte buranın altında, ama buranın altına da geçebilmek için Doktor Necati'nin yatağının altında bir yol olabileceğini söyledi. Sen bir bakabilir misin? Şu kumları mı kastetti acaba? Kum var burada. Baksana şöyle eğilince bak, öyle görünüyor. Kum, tamam. Kum taşları arasında kum var. Sen, ben bir elimle az bir şey kazıyım. Sen şu gardiyanları kontrol et. Tamam, önüme geç. Önüme geç. Önüme geç Nazlı. Tamam geçtim. Biraz daha geç yatağın oraya. Hatta şöyle durayım ben.
Ay susadım ya, susadım ben, hop. Öleceğiz galiba burada, Nazlı, bırakın. İmdat. Arkana bakar mısın? Efendim. Belki de oraymış. Ay. Şey, sandıktan şunları alacağım, bekle. Belki annem dedi ki bol bol su için dedi. Ölmek üzereymişiz. Tamam. Ve tamam. Bir şey daha söyledi. Hop, ne oluyor? Bizi bırakın İmdat. Ne zaman bırakacaksınız? Şu boş şişelere yemeyeyim bari dedim. Ay aldım da. Of. Ay. Aa, bunlar bir garip ya. Evet, ne oluyor ya? Ben, takviye ekibi isteyelim en iyisi. Belki duydun mu? Kimse gelmeden gitmeliyiz. Biz yatalım bari. Nazlı sen yat hadi. Ben de yat, önümü kapa hadi. Yat şuraya. Tamam. Nazlı. Efendim. Bekle. Suyun altında bir sandık görüyor musun? Bekle. Tamam, görüyorum. Şurada. Sandığın içinde bize kaçmak için gerekli olan malzemeler varmış. Oo, ok ve yay var. Evet, ok ve yay demişti annem. Belki su getir ne olursun. Tamam. Dur bir dakika, dur. Yavaş. Dur. Ne yapayım Nazlı? O nerede be? Öbürü nerede? Aa şey, şu yatağın altı kırılmış da. Ha. Ay, ayağım takıldı ya. Nazlı, ben şuradan su içiyorum. Neresi kırılmış ya, bakalım. Nazlı kal. Tamam. Oklarını... Şurası sallanıyordu da. Şunların yarısını al. Gel şuraya. Ver. Dur. Al şuradan. Tamam. İn şuradan. Tamam. Hadi. Aldım. Hadi kapat. Hop, ne işler çeviriyorsunuz? O yayı al. Birinde sen saldırırsın ya. Hop, ne oluyor diyorum. Al şu yayı, hadi Nazlı. Tamam, aldım. Arkanda hadi. Hop lan, içeri girelim. Ha, içi. Al bakalım. Saldırdın da Nazlı, saldır. Al bakalım. Sana. Ha, birini hiç almadım. Hadi. Nazlı saldır. Hadi. Of, yardım çağır onu. Oh. Ay, yardım çağırmadan yok etmeliyiz onları. Nazlı hadi. Kaçıyor. Çabuk. Şuraya al. Çabuk. Nazlı saldır. Kafasına vuralım. Geliyor. Hadi Nazlı saldır. Hadi. Paletik. Tamam. Necati uyan. Necati uyan. Nazlı al şu suyu. Tamam. Uyan. Hadi. Necati uyan. Ne oldu ya? Ne istiyorsun? Sonunda uyandın ya. Kurtulduk. Necati. Al bak şu suyu iç. Bak ya kraliçe. Ne? Kızım. Aferin. Savaşmışsınız onlarla. Ama acele etmeyesiniz. Buradan hemen kaçmalısınız. Ya nereye gideceğiz anne buradan kaçarsak ya? İleride cam ve demirden bir yapı göreceksiniz. Oraya doğru gidin, koşun kızım. Orada gerekli silahları bulacaksınız. Nerede cam ve yapı? Nerede? İleride şu yeri kazdınız ya. Oradan düz gidin. Tamam. Belki anladım galiba. Tamam. Oradan buradan... gerekli silahları alın. Haydutlar geliyor. Çabuk olun. Gitti. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız ya? Su alalım. Çocuklar hadi. Aynen hadi. Dur. Ben şuradan alabildiğim kadar su alıyorum, tamam mı? Tamam belki. Hadi acele et. Tamam. Evden yeni yapıyorum. Nazlı çık şuradan, ben sana vereceğim. Hadi. Çocuklar hadi. Şu sularımızı aldık. Şu kumları, kum taşlarını kırıp kaçmaya çalışalım hadi. Evet, çabuk olalım ama. Hadi gel bana yardım edin hadi. Ya tamam belki ya, buradan kaçalım da. Dur. Tamam, şuradan gel çocuklar hadi. Hadi. Tamam hadi gidelim. Fakir kraliçe şurayı tarif etti. Buradan düz devam edeceğiz değil mi? Camdan ve demirden bir yapı olduğunu söyledi. Evet, düz devam edelim. İhtiyacımız olan silahlar oradaymış. Hadi. Umarım. Hadi. Fakir kraliçe nerede diye doğru çıktı. Bunu da kaçın, doğru kaçın. Adamlar yoldaymış. Bizi her an bulabilirler. Durun, beni bekleyin çocuklar. Hadi doktor Necati hadi. Nazlı nerede? Geliyorum. Hadi Nazlı. Hadi Nazlı koş biraz. Koşuyorum ya. Burası. Demir ve camdan bir yapı. Köyde şurada. Durun. Ne oldu? Uçurum burası. Ay ne yapacağız ya? Etrafa koşmamız lazım. Aynen etrafa koşacağım. Hadi ya gelince. Bizi bulurlarsa? Evet arkadaşlar. Zengin Nazlıcan, Fakir Berkecan dizimizin 2. sezon 12. bölümüyle karşınızdaydık. Maceralarımızın devamı için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca karşınıza gelen ekrandan dizimizin diğer bölümlerini izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.